أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة سورة 6. ayet-i kerimesinde ve 7. ayet-i kerimesinde müminlerin, Müslümanların Allah Teala'dan isteyecekleri en önemli dua söz konusu ediliyor. Aslında bir kul Allah'tan mübah olan, haram olmayan, meşru olan her şeyi isteyebilir. Ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bunu bize söylüyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım sana beni sorarlarsa ben neredeyim, ben kimim, kullarıma nispetle ben nerede bulunurum, benim nerede olduğumu, nasıl olduğumu sorarlarsa feinni garip, senin demene gerek yok, açıklamana gerek yok, ben açıklayayım. Ben kullarıma çok yakınım. Çok yakınım. Ne kadar yakın? Biz insanı yarattık ve insanın nefsinin kendine neler fısıldadığını da çok iyi biliriz. İç konuşmalarını, içindeki düşünceleri, bunları biliriz. Çünkü ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona, onun şah damarından onu hayatta tutan, yani canlı kalması, hayatta kalmasının en önemli bir sebebi olan şu efendim, kalpten beyne doğru giden boynun iki yanındaki şah damarları ondan daha yakınız. Damardan da daha yakın Cenab-ı Hak. Hatta o damarın içinde akan kandan da daha yakın. Hatta Cenab-ı Hak o kanındaki bize canlılık veren candan daha yakın. Çünkü o damarı yaratan Cenab-ı Hak, o beyni, o kalbi yaratan Cenab-ı Hak, o sistemi kuran Cenab-ı Hak, o kanı yaratan Cenab-ı Hak, ona can üfleyen Cenab-ı Hak, yaratan o. Ela ya'lem men halak. Hiç yaratan, yarattığı şeyi bilmez mi? Yaratan o, yaratan. O damarları, o kanı, kanın içindeki o maddeleri, oradaki efendim kanın yapısındaki bilemediğimiz nice kimyevi maddeleri, hücreleri kim yaratıyor? Onun için Cenab-ı Hak kula kuldan daha yakın. Aslında kulun kendine ait hiçbir şeyi yok. Hepsi yaratanına ait. Ve yaratan da elâ ya'lem men halak. Yaratan hiç yarattığı şeyi bilmez mi? Hani ne deriz biz çocuğumuza? Yani sen işte benim doğurduğum çocuğumsun. Yani ben senin ilini bilirim deriz. Çünkü o daha doğumundan beri elimizin altındadır. Gözümüzün önündedir. İşte yemesi, içmesi, ahlakı, özellikleri, şunlar bunlar hepsini biliriz. Deriz sen benim doğurduğum çocuksun deriz. Yani onu sen, o kadar seni bilirim deriz. Ya bir anne baba doğurduğu çocuğu bilir de Allah Celle Celaluhu yarattığı insanı bilmez mi? Neyi bilmez? İşte fe inni garib, ben kula kuldan daha yakınım. Ona kalbinden daha yakınım. Canının içinde canım ben diyor Cenab-ı Hak. Sonra ucibu davete da'i, ben bana dua edenin duasını icabet ederim. Kul benden ne isterse, ama mübah olma şartı var. Çünkü kulun Allah'tan mübah olmayan, caiz olmayan şeyi istemesi haramdır. Olmaz. Hatta kulu Allah'ın beni öldür demesi bile efendim haramdır. Olmaz. Öyle duayı Efendimiz yasaklıyor çünkü. Çok sıkışırsak Allah'ım in kânetil hayâtu hayran li fâhini ve in kânetil memâtu hayran li fâemitni. Çok sıkışırsak eğer, ya Rabbi benim yaşamam hayırlıysa bana ömür ver, yaşat. Ya Rabbi ölüm hayırlıysa emanetini al diye belki bu dua yapılabilir. Onun dışında mübah olan her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü ben ona çok yakınım ve ucibu davete da'i, dua edenin duasına icabet ederim. O zaman kullarım bana
iman etsinler. Benim davetimi icabet etsinler. O zaman doğru yol bulurlar diye devam ediyor. Şimdi Allah'tan biz her şeyi isteyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Udûne estecibdeküm diyor çünkü Cenab-ı Hak. Ama bunlar içerisinde akıllı bir müminin böyle ekmek peynir yerine Allah'tan istemesi gereken çok daha önemli bir şey var. Bunu hiç ihmal etmemesi lazım. O da işte Allah'tan bize hidayet nimetini vermesi. Bizi doğru yola iletmesi, doğru yolu göstermesi, bizi doğru yolda sabit kılması ve bizi bir o doğru yoldan da ayırmaması. Niye? Çünkü o dost doğru yolu olan sırat-ı müstakimden ayrılanlar var. İşte ayet-i kerime bunu ifade ediyor burada. Ayrılanlar, Cenab-ı Hak onları iki grupta zikrediyor. Yolda yürüyenleri bir önceki dersimde ifade etmiştim. Onların örnekleri çok açık. Yani o örnekleri görüp de doğru yolun ne olduğunu bir insan anlamazsa bu gabidir. Bu ahmaktır. Bu efendim aklı çalışmıyor demektir. Çünkü çok net örnekler var. Peygamberlerin hayatları. Kur'an-ı Kerim onların kıssalarıyla dolu. O efendim sıddıkların, şehitlerin hayatları. Kur'an-ı Kerim, tefsirlerimiz, siyer kitaplarımız onların efendim kıssalarıyla dolu. Salihler 1500 yıldır bize Ehl-i Sünnet vel Cemaat istikamet üzere efendim yaşayan on binlerce, yüz binlerce salih, alim insanların hayat hikayelerini biz biliyoruz. Örneklerimiz var. Bütün bunları gördükten sonra hala ben yolu bilmiyorum derse bir insan, bu insanın aklında problem var demektir. İşte bu yolda yürüyenler var. Bir de bu yoldan sapanlar var. Herkes bu yola yürüyemiyor. Bakınız, önceki toplumlar peygamberler geliyor, onlar efendim doğru yola iletiyorlar, inananlar oluyor. Fakat peygamber vefat ettikten sonra yoldan çıkıyorlar. Hristiyanlık bunun en açık örneğidir. Sapıyorlar, inanç bakımından da sapıyorlar. Şirke düşüyorlar, inançlarını kaybediyorlar, tevhidden uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla doğru yolda olmak çok güzel bir şey ama doğru yolu devam ettirmek o bambaşka bir gayreti gerektiriyor. Allah'ın lütfunu gerektiriyor. Dolayısıyla Ya Rabbi bizi doğru yolu göster ve o yolda bizi sabit kıl anlamı da var. Şimdi bu yoldan sapanları Fatiha Suresi bize iki gruba ayırıyor. Bunların birisi el mağdub aleyhim, gadaba uğrayanlar. Gadaba uğrayanlar. Şimdi gadap nedir? Gadap nefsin çirkin ve kötü bir davranış karşısında intikam isteğiyle heyecanlanması. Bu bizde de var. Öfke demek. Öfke diye karşılık veriyoruz. Öfkeleniyoruz ama bu efendim öfke çirkin ve kötü bir davranış. Ama bu öfkemiz doğru olabilir, yanlış olabilir. Yani öfke mutlaka kötü bir şey diyemeyiz. Yani öfkenin doğru olduğu, doğru kullandığı yerler vardır. Yanlış kullandığı yerler vardır. Doğru kullanırsak öfke duygusu da iyi bir duygudur. Yanlış kullanırsak öfke efendim bize günah olarak geri dönebilir. Böyle bir intikam duygusuyla nefsin heyecanlanması. Kalpteki kanın öç alma arzusuyla galeyana gelip kaynamasıdır. Öfke, gadap, rıza halinin zıddıdır. Buna ufak farklarla öfke, hiddet ve hışım da denilir. Ama burada kastedilen efendim kulun efendim öfkesi değil, Cenab-ı Hakk'ın gadabı. Gadabullah, Allah'ın gadabı. Ama bir edep gözetilerek gayr-ı sırat-ı-llezine gadibt aleyhim. Allah'ım sen kendini öfkelendiğin kişiler diye öfkeyi Allah'a ait nispet etmiyor. Burada bir edep var. Halbuki Allah'ın öfkesi vardır. Allah'ın da hışmı vardır. Allah'ın azabı vardır. Ama burada edeben gadaba uğrayanlar. Yani en'am talihim senin nimet verdiklerin diyoruz. Çünkü nimet verme o hoşa giden bir şeydir. Bir lütuftur. Bir cemaldir. Ama öfkelenmek bir celaldir. Allah'ın öfkesi de vardır. Ama Cenab-ı Hakk'a bunu nispet ederken senin öfkelendiğin kimseler diye öfkeyi Allah'a nispet etmemek Kur'an'ın bize öğrettiği bir edeptir. Onun için şöyle diyoruz. El hayru kulluhu biyedeyke ve şerru la yunsebu ileyke. Ya Rabbi bütün iyilikler sendendir. Sen aslında halikul hayri ve şer. Hayrı da yaratansın, şerri yaratansın ama şerri sana nispet etmek edeben uygun değildir. Konuşurken, hitap ederken bunu görmüş oluyoruz. Allah'a nispet edildiği zaman gazap nefsi etkilemelerden arındırılarak neticesi itibariyle intikam iradesi
hoşnut olmama, razı olmama, şiddette yakalama ve ceza verme. Dolayısıyla gadaba uğrayanlar demek Allah'ın rızasını terk edenler, Allah'ın azabını hak edenler ve neticede Allah'ın azabına uğrayanlar anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu gadaba uğrayanların en çok Yahudilere örnek verildiğini görüyoruz. Değişik günahları sebebiyle, yani peygamberlerine olan hainlikleri, Allah'a karşı olan isyanları, günahları, pervasız işlemeleri, faiz yemeleri, yalancılık yapmaları, casusluk yapmaları ilahiri böyle büyük günahlarla Allah'ın adı gadabını celbeden toplumlara örnek olarak Yahudiler verilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam Fatiha'daki el mağdubu aleyhimi humul yahudu bunlar Yahudiler diye tefsir ediyor ve bunların en önemli Kur'an'daki örneğin Yahudiler olduğunu bildiriyor. Ama onların dışındaki gadabı celbedecek işleri yapanlar da yine bu ayet-i kerimenin hükmüne dahil olduğunu ifade ediyor müfessirlerimiz. Çünkü ayetin sebebinin husus olması onun hükmünün umum olmasına engel değildir. Sapıklığa gelince dalal ve dalalet bilerek veya bilmeyerek kasten veya hata ile doğru yoldan sapmaktır. Sırat-ı müstakimi terk etmektir. Ve bu hidayetin zıttıdır. Dalalette düşmenin en mühim sebebi gaflet ve şaşkınlıktır. Kelimeden ilk olarak hissedilen mana maddi yoldan sapmaktır ama din ve maneviyat ile ilgili hususlarda da kelimenin kullanıldığını görüyoruz. Ayet-i kerimede bu doğru yoldan, dini bakımdan sırat-ı müstakimden ayrılanlar anlamına geliyor. Yine burada da eddallin Allah'ın saptırdığı değil, kendileri sapanlar diye bir ifade kullanılıyor. Dolayısıyla kul yanlış yapar, Allah'ın gadabına uğrar. Yanlış yapar, yolda olan sapar. Allah kimseye durup dururken gadab etmez. Durup dururken efendim kimseyi saptırmaz. Buradaki sorumluluk tamamen kulların kendisine aittir. Dolayısıyla bu şekilde iki grup ki Kur'an-ı Kerim bunların kıssalarıyla doludur. Yani peygamber kıssalarında hem gadaba uğrayanların hem yoldan sapanların kıssalarını böyle Kur'an-ı Kerim defalarca anlatır bize. Onların saptığı yolları da net olarak gösterir ki doğru yolun kıymetini bilelim. Dolayısıyla burada Allah bizi böyle bir gadaba uğramaktan, bizi Allah'ın hışmına, gadabına uğratacak işler, günah yapmaktan muhafaza buyursun. Doğru yoldan saptırmasın, sapanlardan eylemesin. Biz de doğru yolu yürüyebilmek için de çok dikkatli olmamız lazım. Yani işte kıldan ince, kılıçtan keskin diyoruz ya, biraz sırat-ı müstakim bu hayatta imtihan gözüyle bakacak olursak o cambazların yürüdüğü ipe benzetebiliriz. Yani işin zorluğunu göstermek açısından böyle bir misal verebiliriz. İzleyenler vardır. Gören kardeşlerimiz olmuştur. O cambazlar iki direk konulur, ince bir ip gerilir ve cambaz onun üzerinden elinde sırayla yürür. Nasıl yürür? Çok hassas bir şekilde. Yani orada efendim ufacık bir sapma olsa ne yapabilir? Aşağı düşüp hayatına mal olabilir. Hatta bazen bisikletle yürüyenler oluyor. Bazen böyle daha iyice cambazlığı artıranlar olabiliyor. Yani bir cambazın o ip üstünde düşmemek için gösterdiği gayreti göstermek suretiyle bu sırat-ı müstakim yürümeyi bir kul devam ettirmeli, o iradeyi göstermeli ki o yoldan sapmadan, gadaba uğramadan neticeye ulaşabilsin. Onun için de bu dua bittiği zaman da Efendimiz Aleyhisselam bize amin dememizi öneriyor. Niye? Çünkü çok büyük dua var. Allah'a iltica var, Allah'ı övmek var, Allah'ı yüceltmek var, Allah'a kulluğu arz etmek var, tevhid var, dua var. Bu dualar bitince de Efendimiz amin demeyi öneriyor. Çünkü diyor ki melekler amin derler. İmam Veleddarin dediği zaman veya Fatih okuduğunuz zaman amin deyiniz. Çünkü melekler de diyor amin derler ve amin demesi meleklerin aminine, rastgelelerine geçmiş günahları affedilir. Bu sebeple amin demek sünnettir. Namazda imam ve cemaat tarafını gizlice Hanefi mezhebine bu söylenir. Bu bakımdan Fatiha'yı bu şekilde kulluğumuzun bir haritası, bir özeti, Kur'an'ın bir özeti olarak çok iyi anlamak ve namazı okurken de bu şuurla, bu manayla beraber okumak, bitirince de bu manaya göre amin demek gerekiyor.